Bir oğlunuz varmış. Evet, kaç çocuğunuz var? 38-39. İki çocuğumuz var. Biri engelli özürlü bir kızım var. Akrabama bıraktım geldim. Tamam. İşte bir de bu. Oğlunuz var. Evet, oğlum demek istemiyor. Çünkü bana çok aziyetler etti. Siz oğlunuzdan dertlisiniz mi? Evet. Evet. Ne yaşadınız oğlunuzla? Çok şey yaşadık Didem Hanım. Çok şeyler yaşadık bize. En son bir sizi... yıldır çok şeyler yaşadık. Özellikle son bir yıldır çok şey yaşamışsınız. Evet. Oğlunuz bir evlilik yaşamış. Evet. Sonra dışarıda gördüğüm çok güzel bir torununuz var. Evet. Bir kızı var. Evet. Sonra İlk yaşında. İlk yaşında. Evet. Sonra ilk eşi vefat mı ediyor? Yok. Hayır. Yani hayatta ama. Hayatta. Çocuğun şeyde. Hayat. Sonrasında bir evlilik daha yapıyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Sonra bir yıldır siz oğlunuzun sizi dolandırdığını söylüyorsunuz. Aynen öyle. Nasıl dolandırdı sizi? Evet. Şimdi Didem Hanım isterseniz ben anlatayım. Tabii canım. Şimdi benim oğlumun daha önceden bize böyle bir şeyi yoktu. Tamam. Şeydi, şımarıktı. Çok zararlar açardı bize. Hı hı. Sineye çekerdik. Oğlumuzu dedik sineye çekerdik. Ama son bir yıldır bu evlendiği kadınla beraber komplolara girdiler bunlar bize. Daha ilk başından. Biz o zamanlar anlayamadık mı diyelim. Anladık da biraz da şey yaptık yani konduramadık yapmazlar dedik. Bu kadınla ilk eşinden boşandıktan sonra mı evlendi yoksa evet, bu kadınla evet. evlenmek için yok, mi ilk yok. Eşinden boşandı? İlk eşinden 8 yıl önce falan boşandı değil mi? Evet. 8 yıl önce boşandı o kadın da evli birisiyle o evlenmiş boşanmış. Onun da çocuğu var ilk evliliğinde. Oğlunuz çalışıyor muydu? Bayağı yaşı da var 39 yaşında. İşi Didem için... Hanım valla benim bildiğim yok. En son... alüminyum dükkanı açtım ben oğluma. Ondan sonra sıvı zaman imalatı yaptık oğluma. Hı hı. Hemen hemen nereden bakarsan bak 10 senedir filan benim oğlum hiçbir iş yapmaz. O açtığım iş yerlerini de ben kurdum yani. Rahmetli babam sağken babam da yardım etti. Ondan sonra babam vefat ettikten sonra ben yardım ettim. Siz ticaretle uğraştınız hep. Ben de evet. ticaretle uğraştım. Elektrikçiydim. Hı. Ondan sonra İşte ben emekli oldum. Sonra size bir senet imzalatıyor. Evet. Yani evet. bu kadınla evlendikten sonra sizin evet. iddianıza zaten göre. Zaten her şey evet. o evlendikten sonra Her şey o kadın oldu. Yaptı Didem Hanım. Neden, şey neden o kadın yaptı? Oğlunuz yapmadı mı diyorsunuz? Ya oğlum da yaptı. Beraberdirler yani ama yani bu tip şeylere o kadınla evlendikten sonra girdi bize karşı. Hı. Bu yaptıkları. Ne yaptı size? Onu anlatır mısınız? Şimdi daha evlenmeden önce 5 sene ondan dostluk arkadaşlık yaşadı yani. Gayri meşru olarak yaşadılar beraber. Ondan sonra evlendiler bunlar. Düğün yaptılar. Hatta düğün yapmadan önce bu hamile kaldı o kadın. Beraber olduğu kadın mı şu anda ekranda gördüğü? Yok kızınız mı? Bu torunuyla Yok, beraber. Yok o torunu. Evet, kızıyla beraber. Evet. Tamam olan foto. Ben uzakta görmedim özür dilerim. Sonrasında... Bir 5 yıl beraber yaşadıktan sonra ondan o sırada sonra, sizin ilişkiler bozulmaya mı başladı? Yok. Onların ilişkiler bir ara bozuldu. Hatta geldi oğlum bana dedi ki bu kadın dedi affedersin işte, evlenmem dedi. Kaçacağım gideceğim. Hı hı. Benim yerimi de söylemeyin beni bulmasın bu benim başıma bela olacak. Yani oğlunuz aslında ondan önce öyle kurtulmak dedi. İstedi. İlk başta öyle dedi. Evet. Ondan sonra geldi bir geldi dedi ki ben ondan evlendim dedi. Hı. Hani sen bunu istemiyordun? Tamam dedim ne yapayım evlendin sen? Çünkü sonra bana sormamış ki evleneceğim diye benden izin almamış ki. Size bir senet imzalatmış. Gitmiş evlenmiş. Size ne Ondan senedim? Sonra Hı. bu geçtiğimiz yaz benim bir kaynım vefat etti. Evet. Allah rahmet etsin. Allah rahmet 45 etsin. Yaşında vefat etti. Allah rahmet etsin. Hanımın da cenazesine gidemedi. Hı. Oğlum engelledi cenazesine gitmesini de engelledi. Sonradan ben bir bilet aldım Erzurum'a dedim gidelim en azından bir başsağlığı verelim görelim. Gittik ondan önce bizden defalarca para aldı Didem adım bizim işimiz çok uzun yani anlatmakla bitmiyor. Çok uzun evet. Erzurum'da gelip devamlı bizi rahatsız etti devamlı bizi rahatsız etti her geldiğinde para istedi. En son seferinde geldi bu senetten önce Hı. geldi dedi Kurban Bayramı geliyor. Desteleri hazırla. Ben dedim ki para kalma dedim. Affedersin dedim. Yok artık bitirdi beni. O kadar kredi çektim ki Didem Hanım. Artık bana kredi vermiyorlardı. Benim arkadaşlarım benim yerime kredi çektiler. Ben onları ödedim. Oo, evet. Vallahi kadar de billahi evet. de. Bana bu söylediklerimin vermiyor. Hepsi doğru. Ne kadar kredi çektiniz? Dur 31 çektik. Dur ben anlatayım.
Dur. Tam Senem. Didem Hanım felç geçirdi oğlumun yüzünden. Şu anda eşim felçli. Olur. Bazı şeyler konuşamıyor, anlatamıyor. Onun yerine ben anlatabilirim. Canım benim. Didem Hanım bu bize neden kredi çektirdi? Ben eşi şeyde Erdemir, Balıkesir Erdemir'de yaşıyordu bu kadın. Derin suyu geldi oraya götüreceğim dedi. Ben de gitme derin su gitme. Anne bana anne diyordu. Annesi gidince bana anne diyordu. Ben gideceğim dedi gideceğim. Ben tatile gideceğim anne dedi yine geleceğim dedi. Sonra götürdü bu bir zaman kaldı. Bana telefon açıp ben çocuğumu vermiyorum artık sana dedi. Neden dedim vermeyeceğim dedi benden yaşayacak şimdi dedi. Şimdi sonra uzun uzun konuşuruz ama en son size bir ne kadarlık senet imzalattırdı? 356 bin küsür bir şeydi yani böyle bir rakamlar da hepsini hatırlayamıyorum. Küsuratları da var. Ne zaman imzaladınız onları? Bunu işte Temmuz'da. Biz Erzurum'a gittik. Kurban Bayramı'ndan bir hafta 10 gün öncesi. Tam 2020 yılında ve o borçlarını ödemediği evet. için de siz evinizden olabilirsiniz. Böyle bir tehlike var yani. Şimdi evet. bizim...